Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle yağ yeşili tek renk tülbentim var. 21 numara tığım. Şöyle göstereyim. Ve yağ yeşilini çok açtığını düşündüğüm iki renk arkadaşlar. Böyle sarı ve petrol mavisi olan bir ipim var. Bu iplerle size çok güzel bir tığ boyası modeli hazırladım. Hemen modelimi göstereyim. Evet, modelim bu. Şöyle bir çok güzel kelebek yaptım size arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yeşil taban kısmı sık iğneliydi. Normalde bu şekilde güzel şöyle kelebeği taşıyacak bir kök kısmı hazırladım. Bakın o da çok güzel durdu. Çok da böyle taşıdı bu akide şekerli kelebek kanatlarından böyle bu şekilde oluşturduk. İki tane anten koyarak akide şekerlerini kelebeğe çevirdik arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel oldu. Işıkla göstereyim. Evet, modelimiz bu. Yapımı da bir o kadar kolay. Evet, şöyle. Bakın, iki tane çiçeğimin arasına, kelebeğimin arasına 12 tane kirpikli trabzan koyacağız. Burada 11 tane var arkadaşlar. Şöyle, ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, ikişer zincir çekerek böyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. İlk başlar gibi başlıyorum. Bakın arka tarafı unutalım. Bir zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bu şekilde kapatıyorum. Hemen araya bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 12 tane yaptıktan sonra şimdi yuvayı yapacağız. Bu şekilde boş bir trabzan, bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2-2 alarak trabzan yapıyorum. Ortadaki yuvaya 4 zincirden bir tane kirpik oluşturuyoruz. Şöyle orta kısmı güzel dursun diye. Bir zincir, bir defa tığ doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2-2 alarak şöyle bir trabzan yaptım. Yuvayı bu şekilde yapıyoruz. Bakın ortada bir kirpik, kenarları boş. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Çevirdim. Hemen buradaki boş olan böyle trabzan tepesine kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim. Şöyle dönüşümü yaptım. Bir defa tığı doladım. Buraya 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa tığı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane böyle ikili trabzan yaptık yarı tarafına. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir. Bir defa tığı doladım. Bu yarı kalan kısma yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Şöyle 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Şöyle 2 zincirimi çekip 7.yi de 2 zincirden yapıyorum. Başlarken de 2 zincirden başlamıştık ve trabzanın da arasına girerek bu şekilde trabzan seviyesine indim. Evet, yapmış olduğumuz böyle arkadaşlar yuvası bu şekilde kelebeğimiz.
Şimdi biz buraya şöyle bir defa tığı doladım. Burada son kısım olduğu için burada zincir çekmiyorum dip kısmında arkadaşlar. Şöyle marullanma olmasın diye 4 zincirimi hemen trabzanıma kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekip hemen sıradaki yuvanın içine sabitliyorum. Bir, iki, üç ve dört zincir. Kapattım. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. İki ve iki. Dört zincir. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Şöyle iki ve iki. Bakın bu şekilde ara kısmına 12 tane. Ben 12 tane bıraktım. Şöyle 12'ye bunu tamamlayayım arkadaşlar. Sonra bu kelebeğimizin yapılışında buluşalım. Bakın çok güzel kalıp gibi. Evet. Ortadaki 8 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle yaparken göz zevkinizi bozulmasın diye biraz kısaltıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekerek kelebeğimizin yapılışına başlayalım. 2 defa tığı doladım ve yeşil yuvaya girip şöyle 2, şöyle 2 ve 2. Trabzanımızı hazırladık. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzanın içerisine girip 2 zincir boyutunda ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4. Her alışta doluyorum tığımın başını. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 10 tane trabzan arasından ilmeği topladım. Yukarı kolay çekebilmek için bu yeşil yuvadan da ilmeğimi alıp bakın şöyle hafif hafif oynatıyorum. Kapattım. Bu 10 ilmek boyutundaki böyle bol olsun arkadaşlar. Daraltıp küçülmesin. Şimdi 3 defa tığımı doladım. Yeşil yuvadan girip trabzan yapacağız. Bakın 1, 2, 2, 2 ve son 2. Bu şekilde trabzanı da yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu hem ilmeği hem trabzanı ikisini bir alıyorum. Şöyle tertemiz bir sık iğneler yapacağız. Kirpiği oluşturdum 4 zincirden. Geriye kalan bu kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi yaptık. Akidemizin kenarına 8 zinciri de yuvada kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi kelebeğimizin kanadının birisini yaptık. Sıra antenlerinin yapılışında 13 tane zincirden 2 tane anten yapacağız. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zinciri kapatıyorum. Yeşil yuvaya tekrar 13 zincir. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle ipi esnek, ipi sıkı sıkı da çekince kalıp gibi antenler oluyor. Şöyle bakıtayım. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. Antenlerimi göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle sıkı sıkı zincirlerden oluştuğu için kalıp gibi antenler. Şimdi aynısını burada yapacağız. Burada anlamayanlar hem daha iyi kavrar. 3 zincirin üzerine 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde trabzanı oluşturdum. 2 zincir çekerek başlıyorum.
Bu şekilde ilmek toplamaya. Bu bir. İki zincir boyutunda çektim. Bu iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Şöyle tekrar. Sekiz. Dokuz. Şimdi yeşil yuvadan da bir tane alıyorum ki arkadaşlar, yukarı ilmekleri şu şekilde çekerken çok büyük kolaylık oluyor. Oradan da almayı unutmazsanız rahat rahat bu şekerleri yaparsınız. Evet, 10 taneden bu şekilde bir boyut oluştu. 3 defa doladım. Yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki. 2 2 şöyle 2 5 sefer arkadaşlar, saydığıma göre 5 seferden oluşan trabzan yaptım. 4 zincirimi çekiyorum. Bakın, bu kapattığım sık iğnenin telini de alıyorum ki orası şöyle temiz bir görüntü olsun ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7. ve sonuncu. 8.'yi de bu şekilde yuvada yapıyorum. Ve kelebeğimizin ikinci kanadını da oluşturduk. Şimdi koparmadan önce şöyle sökülmesin diye dibine de bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kopardım. Şu şekilde oluşuyor bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi antenlerini de yapalım bakalım. Şimdi antenlerimizi yapıp tamamlayalım kelebeğimizi. Hemen ilk yuvadan giriyorum. 13 zincirli yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum bakın. 3 küçük geliyor, 5 büyük geliyor arkadaşlar. Bu tür kirpikler için 4 zincir gayet ideal. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Evet. İlk antenimizi oluşturduk. Ve şöyle 1, 2 tane zincir. Yuvanın içerisine giriyorum. Sabitledim. 4 zincirimi çektim. 1, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya 3 tane kirpik yaptık. Ve ipimizi koparıyoruz. Evet. Modelimiz hazır bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Antenler de ne uzun ne orta arkadaşlar. Boy olarak bakın. Çok hoş bir tam kare 13 zincir. Kelebeklere uygun bir antende oldu. Ne büyük ne küçük. Şöyle bu sayılarda. Siz de arkadaşlar uygularsanız tabi daha rahat yaparsınız. Bakın, bunu daha rahat çekmişim. Burada ipleri sıkmışım kameraya göstereceğim diye. Şöyle bu şekilde modelimiz. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.